2 Kasım 2022 sabahından herkese günaydın. Bin Kripto Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Sevcan. Kritik gün başlıyor. FED günü başlıyor. Akşam Powell'ın konuşması ve FED faiz kararını takip edeceğiz. Bu kritik güne başlarken volatilite uyarısı yapalım. Kurumsal adaptasyona dair haberler ard arda geliyor. Hem Revolut cephesinden hem de MoneyGram cephesinden. Bir anket var ki önümüzdeki ABD seçim döneminin aslında seçmenlerin bakış açısını, kripto para piyasasına bakış açısında bizlere gösteriyor. Ben yayını hemen başlatacağım ama küçük bir hatırlatma yapalım. Bein Kripto Türkiye YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Terminal ekranında kritik güne kırmızı grafiklerle başlıyoruz. Bitcoin 20.500, Ethereum ise 1.587 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Baktığımızda yükselenler arasında Chiliz ve Theta'nın olduğunu görüyoruz. Chiliz'de 3.40'lık, Theta'da ise 2.85, 3'e yakınsayan bir yükseliş var. XMR'de de ise yatay pozitif diyebileceğimiz yükselişe geçme çabası var. Dün Wall Street endeksleri güne alıcılı başlayıp satışlarla kapandı. Nasdaq'ta %1'e yakın bir geri çekilme, S&P'de 0.41 ve Dow Jones'ta da 0.24'lük geri çekilme olduğunu gördük. Bugün Asya seansında yukarı yönlü hareketlilikler görüyoruz. Sebebi ise aslında Çin'in devam ettirdiği COVID-19 kapanma politikalarının artık sona ereceğine dair bir haberin sızdırılmış olmasıydı. Baktığımızda burada özellikle de Hong Kong seansındaki yükselişlerin %2'nin üzerinde primlendiğini görüyoruz. Ama bugün Hong Kong'da yarım seans geçerli olacak ve aslında böyle bir haber çıktı Çin tarafında ama sonra gelen bir habere göre de Apple'ın şirketi bulunduğu Çin bölgesine, Çin eyaletinde yeni bir kapanma kararının alındığı açıklandı. Bunun akşam Nasdaq seansında Apple hisseleri üzerine etkisini takip edeceğiz. Burada bir miktar negatiflik olabilir. Peki Wall Street endeksleri alıcılı başlayıp neden satışa dönüştü? Çünkü dün aslında baktığımızda Jaws verisi geldi. Burada da istihdam piyasasının hala beklenenin üzerinde olduğuna dair iyi bir veri geldi. İyi veri kötü piyasa yarattı. Çünkü neden? İstihdam piyasasının iyi olması ve zaten tarım dışı istihdam verisinde de hep beklenti üzerine gelen verilerle beraber Fed'in takip ettiği ender verilerden de burada bir miktar soğuma bekliyoruz ki enflasyon aşağı yönlü yönelsin. Bugün özel sektör istihdam verisi gelecek. Doğrudan paralel bir biçimde Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisine bir aslında arada bağlantı yok ama yine de piyasanın takip ettiği veriler arasında olacak ve kritik güne tahvil piyasasında da yeniden yukarı yönlü hareketlilikle başlıyoruz. Özellikle de 10 yıllık tahvil faizi 4'ün üzerinde olduğunu görüyoruz. Dolar endeksi ise 111 seviyesinde, grafiği incelediğimizde de hala yukarı yönlü 114 seviyesini hedeflediğini söylemek mümkün. Baktığımızda vadeli tarafa gelecek olursak vadeli tarafta minör aslında alımların olduğunu görüyoruz. Hem Nasdaq hem de S&P vadeli tarafında. Akşam 9'da FED'den kararı bir alacağız ve zaten %85,5 oranında FED'den akşam 75 bas puanlık faiz artış beklentisi var ve 75 bas puanlık faiz artışıyla şu an 3 ve 3.25 band aralığında olan faizi 4 seviyesine ulaştırmış olacaklar. Bu da aslında baktığımızda 2008 yılından bu yana en yüksek faiz oranı olduğu noktaya gelecek ve bir sonraki toplantıya dair ve 2023 yılına dair projeksiyonu almak için akşam Powell'ın 9.30'da gerçekleştireceği konuşma çok önemli olacak. Bu konuşmada Aralık'ta ne yapacak? Bir 75 bas puan daha gelecek mi? Ve 2023'e dair patikayı bizlere çiziyor olması lazım ki piyasa bir yön çizebilsin. 14 Aralık'taki FOMC toplantısında ise piyasanın beklentisi baktığımızda burada 50 bas puanlık faiz artışının %47,8, 75 bas puanlık faizin artışının ise yine 47,6 ile başa baş noktasına geldiğini görüyoruz. İyimserlikler vardı. Aralık'ta 50 bas puanın beklentisine dair bir iyimserlik teması vardı. Burada geri çekilme olduğunu, bir miktar soğuma olduğunu görüyoruz. Gelen istihdam piyasasının hala canlı olması verisiyle beraber. Ve piyasada Dogecoin rallisinin devam ettiğini söylemek mümkün. Elon Musk'ın tweetiyle beraber dün %20'lik bir yükseliş kaydetmişti Dogecoin ve Ekim ayında da aslında fiyatını ikiye katlamış oldu. Bundan sonraki süre zarfında da aslında Dogecoin'in Twitter üzerine bir ödeme olarak kabul edilip edilmeyeceği de önemli bir konu ve beklenti olacak. Burada spekülasyonun devam edeceğini ve gözümüzün kulağımızın hem Elon Musk'ın atacağı tweetler ve yayınlayacağı haberler hem de Dogecoin üzerinde kalması gerektiğini söyleyebiliriz anlık olarak bu ayı piyasasında kısa vadeli getirilerden yararlanmak için. Ve gelelim aslında dün bir
bilanço geldi. Makro stratejinin bilançosunu aldık. Varlıkları altında, rezervleri altında 130 bin Bitcoin bulunduran bir şirket MicroStrategy ve 27 milyon dolarlık bir zarar açıkladılar. Bu zarara rağmen Bitcoin politikalarından vazgeçmemiş ve hala ellerinde bulundurdukları rezervi koruyorlar ve aslında bu 3. çeyrek döneminde de 301 Bitcoin'i rezerv olarak bilançolarını eklemiş durumdalar. Yakın süre içerisinde de aslında 4, sene sonuna doğru MicroStrategy'den yeni bir alım ve bunun piyasa üzerinde yeni bir aslında düşüş ya da yukarı yönlü bir hareketlilik yapmasını da bekliyoruz. Genelde şöyle bir eğilim olmuştu. MicroStrategy öyle anlarda aldı ki aslında kırılım noktalarıydı bunlar. Ondan sonra aşağı yönlü fiyatın sarktığını gördük ve ters indikatör lakabını da kazanmıştı MicroStrategy. Dolayısıyla yeni bir alım haberi de bekliyoruz. Ve kurumsal adaptasyona dair birkaç haberimiz var bugün. Revolut aslında bir fintech şirketi İngiltere'de hizmet veriyor. Ve bu şirket açıkladığı üzere bir aslında insanların, müşterilerinin kredi kartlarından kripto paraları ile ödeme yapmalarını sağlayacak. Yani eğer sizin bir kripto varlığınız varsa bunu kredi kartınıza bağlayıp yaptığınız ödemeyi GBP yani sterlin olarak aslında tahsil edip arka planda kripto varlıklarınızdan debitleyecek bir sisteme geçtiklerini duyurdular. Ve baktığımızda yeni bir aslında adaptasyon haberi de MoneyGram'dan geliyor. MoneyGram'da artık ABD'deki müşterilerinin Bitcoin, Ethereum ve Litecoin alım satım yapmasına ve bunları saklamasına izin vereceğini açıkladı. Bu da yine kurumsal adaptasyona dair önemli bir haberdi. Bir seçim dönemindeyiz aslında biliyorsunuz ki ara seçimler geldi, çattı. Önümüzdeki hafta 8 Kasım tarihinde bu ara seçimin haberlerini alacağız ABD cephesinden. Ve Grayscale bir anket düzenletti Harris Poll anket şirketine. Bu anketin sonuçları oldukça önemli ve kurumsal adaptasyon için ve ABD'deki seçmenlerin bakış açısı için bize ipuçları veriyor. Buradaki ankete katılan seçmenlerin %52'si kripto paralar geleceği, finansın geleceğidir sözüne katılmışlar. Evet, buna katılıyorum demişler. Bu oldukça önemli. Bunun manşeti hani atalım ve burada %37'si kripto para konusundaki aslında düşüncelerinin ve hükümetin kripto para adımlarının önemli olduklarını belirtmişler kendileri için. %81'i ise çok daha net regülasyon adımlarının belli olmasını, çok daha net düzenleme politikalarının açıklanması gerektiğinde bizlere bildirmişler. Bu da önemli olacak. Önümüzdeki dönemde seçim öncesi ve seçim sonrası ABD'nin kripto paralara bakışını ve aslında hükümetin kripto para birimlerine düzenleme noktasındaki bakış açısını etkileyecek bu veri. Çünkü seçmenler aslında her şey demek oluyor bir hükümet için. Ve baktığımızda Hashrate yeni bir rekor kırdı. 2 hafta öncesine zaten bir Hashrate rekorunu gündeme taşımıştık ama şimdi yeniden bir rekor ile karşımızda. Baktığımızda burada güçlenen bir ağ ve madencilerin aslında problemi çözmesi için zorlanan bir ağ görüyoruz. Ama fiyatın ise bir türlü 21 bin üzerine çıkamadığını görüyoruz. Burada maliyet açısından baktığımızda madencilerin üzerinde hala bir baskılanma var ama bunun da tolere edilebileceği bir noktaya gelmeyi umut ediyoruz. Buna dair de haberler var aslında. Neyi görüyoruz aslında? Bu tamamen benim pozitif spekülasyonum. Neyi görüyoruz? Enerji şirketlerinin Aramco gibi, Exxon gibi, Chevron gibi petrol şirketlerinin rekor karlar açıkladığını görüyoruz. Ve buradaki aslında var olan hem finansal hem de tesislerin bir süre sonra Bitcoin madenciliğine de yönelebileceğini düşünüyorum. Çünkü piyasa yukarı yönlü hareket ettiğinde Bitcoin madenciliği oldukça karlı bir endüstri. Bu karlı endüstrinin yeni aktörleri var. Yeni bir aslında kripto madencilik yatırımlarının arttığına dair bir haber var. Clean Spark'ın bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Bu da ABD'de yer alan madencilik kuruluşlarından bir tanesi. Şirketi büyütmeye çalıştıklarını açıklamışlar ve bu resmi duyuruya göre 3900 adet yeni Bitcoin cihazı satın aldıklarını da açıklamışlar. Bir tarafta aslında baktığımızda borç krizi içerisinde olan madencilik şirketleri, bir tarafta büyümeye yüz tutmuş olan madencilik şirketleri görüyoruz. Dolayısıyla burada hareketlilik var. Önümüzdeki dönemde de hem olabilecek olan madenci kapitülasyonları görecek miyiz? Bir yeni madenci satış dalgası ya da madencilerin borçluluk krizini görecek miyiz diye gözümüz kulağımız burada olacak. Tabii bir tarafta da Avrupa gibi bölgelerin kripto para madenciliğine dair aldığı kararlar da var. Dolayısıyla takip noktamızı işaretlemiş olduk. Ve gelelim Bitcoin grafiğine. Bitcoin kritik günde simetrik üçgen
formasyonu ile karşımıza çıkıyor 4 saatlik grafik üzerinde. Neyi gördük grafik üzerinde? Daha öncesinde aslında 1 ve 2 olmak üzere gördüğümüz bir ikili tepe formasyonu mu acaba diye sorguladığımız bir eğilim vardı. Ama boyun çizgisini kırmayıp yana doğru eğilim gösteren bir girdiği için burada neyi görüyoruz? Aslında bu ikili tepe değil, bir simetrik üçgen formasyonu oluşturdu bize. Ne yaptı? RSI'ın güç kaybettiğini ve burada da aslında mumların hacimlerinin azaldığını görüyoruz. Şu anda 20.400 dolar seviyesindeyiz ama burada yükseliş eğilimi olarak takip ettiğimiz bir 5 dalga ve periferisinde oluşabilecek bir ABC düzeltme dalgası var. Bu negatif senaryoda bizim bugün aslında gelecek olan faiz artış kararı ve sonrasında gelecek olan Powell'ın beklenen şahin konuşmasıyla beraber eğer dolar endeksinde yukarı yönlü hareketlilik tahvil piyasasında da alımların etkisini görürsek bu tarafta bir eğilim olursa Bitcoin'in aşağı yönlü geri çekebileceğini görürüz. Yeniden 19 bin dolar seviyelerine doğru yukarı yönlü eğer bize bir eğilim gösterirse de 20 bin 700 dolar seviyesinin üzerine kırarsak bakın burada hep bir aslında red aldığımız bölge 20 bin 700 ile yukarıda 20 bin 950 arası bu seviye arasında bir çıkış gösterirsek de 20 bin 500 ve 22 bin dolar seviyesi bizleri bekliyor olacak. Zaten üçgene baktığımızda yaklaşık %5'lik bir düşüşle beraber %5 eğer aşağı yönlü bir hareket eğilimi başlatırsa burada bizim 19.600, 19.400 hep aslında uzun süre beklediğimiz yakın durduğumuz fiyat seviyesiydi. Oraya doğru bir eğilim %5'lik yukarı yönlüyle de beraber 20.000, 21.800 önemli bir direnç noktasına doğru hareketimiz gerçekleşebilir. Ethereum cephesinde aslında baktığımızda bir miktar daha pozitif ayrıştığını görmüştük bu süreç içerisinde. 1580 dolar seviyesine kadar ulaştık. Burada ne var? 200 günlük hareketli ortalamasının aşağısından geçiyordu. 200 günlük hareketli ortalama da 1650-1700 bandındaydı. Baktığımızda burada ne var? Aslında genişleyen bir bize burada megafon gibi, genişleyen kama gibi bir formasyon oluşturmuş. Dolayısıyla Ethereum'un bir an önce bu genişlemeden yukarı yönlü hareket göstermesi gerekiyor. Yoksa burada zikzak yaparak fiyatı yeniden 1400'lere, 1480'lere doğru eğilim yapabileceğine dair bir beklenti içerisine girebiliriz. Hacim barları bakımından bir miktar aslında bu saatlerde zayıflık var ama akşam saatlerinde volatilitenin ve hacimin yükselebileceğini söylemek mümkün. Kararsız mumlarla 1589'a tutunmaya çalışıyoruz. Yukarı yönlü hareketlilikte bizim kırmamız gereken nokta 1640'ların üzerine çıkmak olacak. Baktığımızda aslında bize burada dev bir yine üçgen formasyonu içerisinde olduğumuzu da görebiliriz. Direnç seviyesi 1660 ve periferisinde 1780 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim XMR'e bakalım. Çünkü XMR grafiği üzerinde bir yukarı yönlü hareketlilik var. XMR'de ne yaptık? Aslında bir düşüş trendiyle takip ediyorduk RSI'yı. Burada düşüş trendinin üzerine çıkmaya çalıştığını, hacmin kuvvetlendiğini görüyoruz. 50 günlük hareketli ortalamam 144 dolar seviyesinden geçiyor. 144 dolar seviyesinden destek aldığımı görüyorum. 200 günlük hareketli ortalama 159 dolar seviyesine benim önümdeki hedef. Peki ben bu hedefin üzerine ne zaman kalıcılık sağlayabileceğim? 152 dolar seviyesinin üzerinde kalıyor olmam lazım. Çünkü burada bakıyoruz 152 bandına ulaştığında hep bir geri sert tepmelerle karşılaşmışız. Eylül ayından itibaren dipleri toparlasak da 152'nin üzerine çıkamamışız ve burada yukarı yönlü giden bir aslında üçgen olduğunu görüyoruz. Bir yukarı yönlü simetrik üçgen formasyonunun oluştuğunu görüyoruz içeride minik bir biçimde. Baktığımızda burada %12'lik bir getiriyle beraber eğer yukarı yönlü hareketlilik sağlarsa bizi 170 dolar seviyesine taşıyacağını söylemek mümkün. Aşağı yönlü olası bir kırılmada da bizi baktığımızda 128-125 bandına doğru geri çekebileceğini söyleyebiliriz. Ama 50 günlükten destek alıyor olması ve zaten burada dipleri toparlayarak çıkıyor olması, RSI'nin güçleniyor olması bize aslında pozitif bir metrik sunuyor. Hareketlenmeye çalışan bir grafik. Burada dev bir simetrik üçgenimiz var. Eğer fiyat 200 günlük hareketli ortalamaya ulaşırsa aynı zamanda mayor olan ATH seviyesinden başlattığımız düşüş seviyesini de kırmış olacak ki bu da fiyat üzerine bir hareketlilik sağlayacak bizler için. Kama'nın hedefine baktık. Üçgenin hedefine bakmak için aslında erken olduğumuz bir nokta. Burada %60'a yakın, %60'lık yükselişle de beraber fiyatın orta ve uzun vadede 240 dolar seviyesini hedefleyeceğini söylemek mümkün. Ama burada neyi bekleyeceğiz? Tabii ki de piyasaya fon akışı ve bu süreç içerisinde olan haberler önemli olacak ama kısa vadede pozitif bir grafik sunuyor. Yine de toparlananlar arasında bugün RSI'nin kırılma eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz.
Burada da 7 dolar seviyesindeyiz. Haftalık getirimizde neye ulaşmış? %5,5'a var olan bir aslında getiriye ulaşmış durumda. Ne var burada? Ne gördük? Aslında ters omuz baş omuz formasyonu gördük ve buradan aslında bir Elliott 5 dalga ile yukarı yönlü hareketlilik olabileceğini görmüştük. Daha öncesinde şurada bir ikili dip formasyonu gördük aynı zamanda sağ omuz içerisinde. Burada bir %12'lik getiri vardı baktığımızda. %12'lik getirini boyun çizgisinin üzerinden bize tamamladı mı? Tamamlamak üzere eğer 7,50'lerde kalıcı sağlarsa daha önce gördüğümüz ikili dipin formasyonunu tamamlamış olacak. Toboyanın hedefine bakacak olursak da %25'lik bir getiri oyun çizgisinden %25'lik getiriyle bizi 8,5 dolar seviyelerine ulaştırabilecek. Zaten Elliott 5 dalganın hedef bölgesi de 8,10 ve 8,50'yi işaret ediyor. Burada boyun çizgisi önemli. 7 dolar seviyesinin aşağısına geçmemesi önemli. Aynı zamanda grafik üzerinde ne var? Golden Cross diye bahsettiğimiz bir kesişme var biliyorsunuz ki 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkmasını ifade ediyor. 50 günlük 6.30'da, 200 günlük 6.45'te burada yukarı yönlü bir kesişme var. Alımla devam ederse burada grafik üzerine de bir Golden Cross kesişmesi görebileceğiz. Grafik üzerinde aynı zamanda bir üçgen formasyonu var. Üçgenin boyuna da bakacak olursak orta vadede iyimser plan olarak anacağız yine bunu. %55 diyor. %55'lik götürü bizi aslında yukarı yönlü hareketlilik 11 dolar seviyesine doğru bir hareket sağlayacak ama bu fiyat hedefi piyasanın gidişatına, akşamki FED kararına, piyasaya girecek olan hacimlere bağlı. Bunu beraber takip etmeye devam edeceğiz. Kripto Mercek yayınlarında diyelim. Ve bugünlük bizden bu kadar olsun. Bein Kripto Türkiye YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.